Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Brad Pitt Portekiz jenerasyonunu göstereceğim. Fakat jenerasyonu yapamadım. Bunu neden yapamadığımı sizinle de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz VAK grubu araçlarında genelde dış hava sıcaklık sensörü ve benzeri bulunur. Bizde sensör çok fazla. Gerçekten işini iyi yapıyor bu adamlar. Her yerden mutlaka bilgi almaya çalışıyorlar. Havanın sıcaklığı, soğukluğu, işte atmosferin ne kadar basıncı ve benzeri, yukarıda mıyız, aşağıda mıyız, bunların hepsi ya da suyun dibinde miyiz, bunların hepsi Volkswagen ve Alman üreticilerinin istediği veriler. Yani onlara göre motoru çalıştırıyorlar. Yüksek rölanti, düşük rölanti, aşağı yukarı, işte DPF ona göre tıkanıyor, ona göre jenerasyona geçiyor ve benzeri. Şimdi benim aracımda da şunu bir alayım şuradan. 215 bin kilometrede şöyle göstereyim. 215 bin kilometrede DPF lambası yanıyor. Aynı zamanda motor arıza lambası da yakıyor. Aracın dün DPF lambası yanmış, fakat daha öncesinden dejenerasyona geçip bu dejenerasyonu normale çevirip DPF lambasını söndürüyormuş. Fakat şu anda DPF lambası sönmüyor. Acaba neden? Hemen şöyle cihaza bağladığımda dış hava sıcaklık sensörünü arıza vermiş, elektrik arızası diyor. Dış hava sıcaklık sensörü dediğimiz olay arkadaşlar, yani ortamdaki sıcaklık. Hani bu size bakın mesela şu anda zaten görüyorsunuz dış hava sıcaklığı yok. Ölçümü yok. Dış hava sıcaklığı burada sizin yazan derecenizi gösteriyor arkadaşlar. Bu derece olmadığı için de, havanın ne kadar sıcak olup olmadığını bilmediği için de enjektörlere komut verip ya da motora komut verip DPF'in dejenerasyona geçmesini engelliyor. Ve aynı zamanda sadece onun değil, şöyle teşhise girdiğimiz zaman bakın, ben burada mesela dedi ki bana, ben dedim ki belki dış hava sıcaklığı sensör olmadan, ben akıllıyım ya, dedim ki belki jenerasyon yaparım vesaire, test uygulamaya çalıştım ama bakın testin onayını vermedi. Dedi ki kardeşim senin kontrol ünitende hata var, git bu hatayı gider onar dedi. Bakın şurada da hata gözüküyor. Git dedi, bunu dedi onar dedi. Sonra dedi gel yanıma. Akıllı ya baba, bunlar akıllı. Şimdi siz diyorsunuz ya, sizin mesleğiniz ölüyor ve benzeri, elektrikli araçlara geçtik, İşte artık tamircilik kalmayacak, mekanikçilik kalmayacak. Ben buradan bu mesleği okuyan veya bu mesleği icra etmeye çalışacak olan kardeşlerime sesleniyorum. Biz zaten artık mekaniker değiliz gençler. Elektromekanikeriz. Yani elektrikle çalışan mekanik sistemler. Gördüğünüz üzere OBD cihazımız var. Önceden yani küçümsemek gibi olmasın, İşte Renault 9 Tofaş ve benzeri. Renault 9'un gerçek enjeksiyonlusuna bağlanıyor olabilir. Artık bunlar yoktu ve farkındaysanız dış hava sıcaklık sensöründen bahsediyorum. Yani dışarıdaki havanın sıcaklığının kaç derecesinin olduğunu, ona göre DPF'in dejenerasyona geçmesi, düşün bak, motor beyni bunu bile okuyor. Yani nerelere geldik? O yüzden bize demeyin siz elektrikli araçlar geldiğinizde sizin mesleğiniz ölecek ve benzeri. Bizde o konuda sıkıntı yok da, siz onların bataryasını değiştirmeye hazır mısınız? Ben veya da işte ne bileyim, elektrik motoru arızalandığı zaman siz onların masraflarına hazır mısınız? Ben onu düşünüyorum. Bizim için problem yok. Biz nasıl buna adapte olduysak, karbüratörlü araçtan nasıl elektronik aracı geçtiysek, ona da keza aynı o şekilde adapte oluruz. Hiçbir şey kablo üzerinde ilerleyemez arkadaşlar. Henüz böyle bir teknoloji çıkmadı. Hızlı trenler rayın üzerinde gidiyor. Siz lastiğin üzerinde gidiyorsunuz. Ne olursa olsun elektrikli araç da çıksa kağıtçıklı bir lastik kullanıyor. Daha henüz yukarıya çıkamadı. Hadi yukarı da çıksak, bu da pervane kullanacak. Dronlar ve benzeri. Mekanik her yerde. Mekanik her yerde olduğu için sıkıntı yok. Şimdi geçelim bu işimize. Dış hava sıcaklığı sensörü nerede? Ben bunu sizlerle paylaşayım. Evet. Dış hava sıcaklık sensörüm hemen şurada. Hoppa. Hemen bakın şu. Bu buradan arkadaşlar, tamponun ön kısmından, leke göstermemde de sakınca yok zaten. Buradan tamponun ön kısmından dışarıdaki havanın derecesini ölçüyor, seni gidi seni. Ona göre arabayı dejenerasyona geçiriyor. Şimdi bunda elektrik arızası var ama burada herhangi bir kopuk bir şey gözükmüyor ya. Şöyle kopuk bulsam da
işlem yapsam. Yok. Ha, buraya vida atmışlar ya. Acaba o video sensörün içine mi girdi? Gel de bul şimdi. Şu alttan falan. Aha da buldum. Vallahi buldum, billahi buldum. Arkadaşlar. Kablo kopmuş. Ta kablonun burada ne işi var? Neyse. En azından sorunu çözdük. Yani sorunu bulduğumu ümit ediyorum. Ben bunu onarayım. Buraya kadar gösterdim. Şimdi beni kimse fırçalayamaz yorumlarda göstermediğini. Şunu bir onarayım. Bakayım derecesi gelecek mi arkadaşlar? Oy oy oy. Biraz alt tarafta kalıyor da biraz yoracak beni. Bir de iç kısmı almam lazım. Bunu şu tarafları bir sökeyim. Hadi bakalım. Kabloyu hallettik. Aha, bakın. Artık burada değil. Bu kabloyu burada unutan kaportacının da Ramazan-ı Şerif'i hayırlı olsun. Yani bu kabloyu da burada unutan, ha aşağıda unutan, böyle bu arabayı gönderen kaportacının da Ramazan-ı Şerif'i hayırlı olsun. Bu marş bir yer. Nereden atlarsan atla, yani alt taraf, tamponun altı, nereden atlarsan atla buranın sürtme ihtimali çok yüksek. Adam da sürterek kopartmış kabloyu da, o kabloyu oraya hangi akla hizmet koydun ya? İşte diyorum, bazen var ya böyle uğraşıyoruz ama boşa uğraşıyoruz. Şimdi bakalım oldu mu? Bismillahirrahmanirrahim. Aha, havada 28 dereceymiş. İyi sıcaklık var arkadaşlar. Şimdi burayı hallettik. Gelelim şuraya. Kendi kendine teşhis diyelim. Şimdi diyelim. Sensörü, dış hava sıcaklık sensörü, partikül dejenerasyon süresi. Tamam, anladım. Bu hata var. Sil hepsini bakayım. Haydi. Sildin mi? Şöyle bir yenileyim, kimse yok. Bir stop edeyim. Kontağı açayım. Ha, buna geleyim. Testi uygula diyeyim. Uygula bakayım. Şimdi benden bir sürü şey isteyecek. He, tamam. He, manuel. Çektim el frenini. Motor kaputu kapalı. Elektrik tüketim, neyse, kaliferi açayım. AC'yi açmamız lazım. Tamam, süreyi anladım. Sıkıntılı bir durum, onu da anladım. Motoru çalıştırın. Tamam. Debriyaja basın, motoru çalıştırın, otomatikse frene basın diyor. Onu da hallettik. Şimdi... Aha. Bakayım. Okuyor. Yavaşça. 2500 devre çıkartın. Çıkartıyorum. Yani okuyarak her şeyi çözebiliyoruz. Kontrol başarılı. Sonraki işlem tamam. Bir dakika, sonra gitmeler. Ben sektörü konumunu gerek yoktu, basalım. Evet.
Talimata uydurdu bizi. Dedi ki debriyaja bas dedi, frene bas dedi. Ne yazıyorsa zaten orada gösteriyorum size. Eğer çıkmadıysa da kusura bakmayın. En sonunda da gaz pedalına bas bırak dedi. DPF'i dolu olduğunu söyledi zaten. Aha, şimdi de dejenerasyona geçti. Böyle temizleyecek şimdi. Bunu yapamıyordum. Çünkü dış hava sıcaklık sensöründe problem vardı. Bu işlem yapılırken de bakın şöyle zaten söylüyor. Bu işlem yapılırken herhangi bir şekilde kesinlikle fren, gaz pedalı ve benzeri arkadaşlar bunlara dokunmayın. Çünkü iptalini gerçekleştirebilir. Bu ortalama 40 dakikada sürebilir. 1,5 saatte sürebilir. Nasıl yani ne kadar DPF'i temizlediğine bağlıdır. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Biz genelde müşterilerimize, kullanıcılarımıza bununla alakalı bize bıraktığında veya kurum temizliğiyle alakalı aracı bıraktığında kontrolü için biz bir gün diyoruz. Yani sabahtan akşama kadar hatta randevu veriyoruz. Veya ikinci güne de sarkabiliyor düzgün bir iş olması için. Şu anda gördüğünüz üzere bu jenerasyonu aktif ettik. Bize dedi ki klimayı ve benzerisini aç, fan çalışsın, elektrikliği aç. Şimdi bunu açamıyor, telif yeriz. Bunları söylüyor. Bu yüzden korkmayın bu işi yapacaksanız. Türkçe biliyorsanız sıkıntı yok. Bakın benim İngilizcem yok. Çat pat çeviri ve benzeri. Ama hayatta da en çok pişman olduğum şey yabancı dili öğrenememek. Bunun için belki fırsatım yok. Belki de kendimi kandırıyorum. Fırsat da olabilir. Hani sizlere burada gaz veriyorum ama ben yapmıyor gibi de görünüyor olabilirim. Allah büyüktür. Şeyleri hep birlikte başaracağız. Hep birlikte yapacağız. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hani sizi burada ben 40 dakika bekletirsem herhalde beni döversiniz diye tahmin ediyorum ya. Bir de arkadaşlar Ramazan ayı geldi. Bu Ramazan ayı içerisinde şu anda videoyu Ramazan'dan sonra da izleyecek olanlar vardır yüksek ihtimalle. Ramazan'da video yayınlama saatini kaç yapalım ya? Bana yorumlar kısmına bunu yazar mısınız? Yani sizin için kaç olsa olur? Teravihden sonra mı? İftardan önce mi, hemen iftardan sonra mı geçiyor? O ara yemek yersiniz, bayılırsınız. Yüksek ihtimalle teravihden sonra mı yayınlayayım, kaç yayınlayayım? Bana bunu aşağıya mutlaka yazın. Ben de arabam 40 dakikasını bitirsin, dejenerasyonunu bitirsin. Ondan sonra sizinle bir teste çıkalım, bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Böyle egzoz kısmına bir geçeyim. Burayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakayım duman atma ve benzeri var mı? Yok, gözle görülür yok. Ama jenerasyon yapıyor aracımız. Neyse. Bitsin arkadaşlar, yol testinde görüşürüz. Ne oldu? Allah Allah. Bir anda araba normale döndü. Motor arıza lambası yanıyor, ona bakacağız. 24 dereceye düştü. Aslında zaten 28 derece değildi ortam. Ama uzun süredir sensör okumadığı için şimdi doğrusunu okuyup gösterdi. Durum bu. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu işlemi nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bunu ben size anlatayım. Bu DPF var ya, bakın mesela şu teyp bir DPF olarak görün. Bu DPF yani biz diyoruz ya NOS sensörleri, işte MAP sensörleri vesaire, bu sensörlerden bir tane de sonda sensör var. Şurada bir de şurada. Bu iki sonda sensörü arasındaki sıcaklık farkına göre bunun dolu olup olmadığını anlıyor. Bir tane de fark basıncı var. O da tam şurada da takılı. Buna da bakıyor işte, gaz verdiğin zaman burası eğer basınç yüksek geliyorsa, bu da basıncı ölçüyor. Yüksek geliyorsa bu diyor ki tıkalı, dejenerasyona geç. Ama dış hava sıcaklık sensörünü okuyamadığı için ne oluyor bu sefer? Diyor ki ben arabaya enjektör yapma miktarlarını açacağım ama nereden bileyim dışarının 55-60 derece, 70 derece olmadığını veya eksilerde olup olmadığını bilmiyorum diyor. O yüzden buna ihtiyacım var benim diyor. Bunların şu gördüğünüz hepsi ve şu DPF'in dejenerasyonu, işte enjektörlerin komutuna ve benzerisine etki yapıyor. Şimdi baktığımız zaman yeşil tıkımızı aldık. Yeşil tıkımızı aldığımıza göre gördüğünüz üzere lambamız gitti. Arabamız gayet güzel çalışıyor. Şimdi şuraya bir basalım. He diyelim şuna bir. Jenerasyon süresi. Bakın burada çarpı vardı. Bu gitti. Şimdi şuna basacağız. Bunu da sileceğiz. Hadi bebeğim ya. Burada gitti bakın. Burada da gitti.
Tamam. Şimdi arkadaşlar sizi çok fazla bekletmeyeceğim. Ben arabayla bir 10 dakika 15 dakika bir dolanacağım. Geleceğim. Bakayım kaç kilometre yapacağım artık. Şurada 62 yazıyor. Bakalım kaç kilometre yol yaparım bilmiyorum. Bir dolanacağım. Aksi herhangi bir durum var mı? DPF yakıyor mu yakmıyor mu? Ona göre bir kontrol ederiz. Son olarak videoyu kapatırız. Ve aracı teslim ederiz. Hadi bakalım. Krallar teslim bitti. Şurada bir tane ampul kesik olduğunun anlamını söylüyor. Arka taraftan arkadaşlar ufak bir tıklamışlar araca da. Onu giderecektim ama kaporta bölümü yapacak onu. İnşallah ön kısmı nasıl topladıysalar arkada da öyle yapmazlar herhalde diye düşünüyorum. Burada şimdi bu araç kendi kendine dejenerasyon yapabilir de. Kaportacı arkadaşımız sağ olsun o kablonun ne işe yaradığını bilmediği için onu o şekilde bırakmış. Hiç kimse kusura bakmasın bunu söyleyeceğim. Eğer bir şey bilmiyorsan bile en azından kablonun orada olmayacağını 3 aşağı 5 yukarı mantıken düşündüğün zaman koymazsın. Bu işte kimse kain değil arkadaşlar. Kimse size bir yorumla şudur budur net bir şekilde konuşması çok zordur. Biz bir marka yapıyoruz. VAG grubu. Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Bu konuda evet birçok videomuz var. Birçok araçta yapılamayan işlerine bir 1.8 TFSI olsun, 2000 TFSI olsun. İşte 1.4 ise 160'lık olsun ve benzeri bunların hepsini biz çekiyoruz. Çünkü biz bunların bunlarla büyüdük diyelim yani. Bu sektörde bunlarla büyüdük. Bunlara biraz daha aşinayız, hakimiz. Bununla alakalı belki yorum yapabiliriz. Ama net şudur kimse diyemez. Şu anda arızamıza bakalım. Gördüğünüz üzere herhangi problem yok. Ben nereden bileyim bu kablonun kopuk olduğunu bilmiyordum. Sizinle birlikte gördüm. Siz de gördünüz benimle birlikte. Kablonun orada olduğunu bile bilmiyordum. Şimdi böyle şeyler de çıkabiliyor. Durum bu. Yani kimse bana demesin ki ya ben şuna gittim de bana şunu söyledi, bunu söyledi, onu söyledi. Size herkes bir şey söyleyebilir. Ama bir iş önemli olan bakın o bedimi bağladım, gösterdim. Neden yapamadığımı jenerasyonu gösterdim. Sebep sonuç ilişkisini gösterdim. Onarımını yaptık ve bitti. Bu iş bu şekilde olur arkadaşlar. Onun haricinde işte abi neden olur, neden yapar? Bunların hepsi bir yorum olur. Net netice olmaz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Varsa görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Kaportacıyı da unutmayın. Kaportacıyı da unutmayın. Bu adam bana gelmesini sağlayan o. Kaportacıyı da unutmayın. Onu da buradan. Kucak dolusu sevgiler. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.